Yeni bir günden hepinize selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Nasılsınız? Arkadaşlarım benim iyisinizdir inşallah. Havamızın güzelliği harika. Gerçekten bu aralar havalar çok güzel. Ben şimdi balkonun kapısını da kapatmak zorundayım. Çünkü şöyle birazcık açık bırakıyorum. Sinek giriyor. Ne yaptı arkadaşınız? Saati göstereyim. Şu an saat 15.30 diyorum ya. Saat 3.30, 1-2 dakika geçiyor. Buraları toparladım, evi toparladım, kilere daha geçemedim. İşlerim vardı, halletmem gereken, onları hallettim. Aynen şöyle köftemi de hazırladım. Şimdi üstünde streç filmle kapatıp buzdolabına dursun. Bir de yanına hazır patates alacağım. Airfryer'da kızartacağım arkadaşlar. Hiç ocağa batıramam çünkü yemekten sonra dışarı çıkacağız hemen. Ocak temizine girersen birazcık işler uzuyor benim. Şimdi telefonu kendime çevireyim. Şöyle telefonu kendime çevirdim ve dışarıdan videoyu başlatıyorum tekrardan. Nereye gidiyorum? Kuaföre. Dün giderken konuşmuştuk hani 2'ye kadar açık. Tabii ki gidemedik. Şimdi bir bakayım. İnşallah açıktır veya kalabalık değildir. Çünkü bu bayram üstü aşırı kalabalık oluyor kuaförler. Orada işimi halledebilirsem bir BİM'e gideceğim. Ay kedisi şurada. A101'e gideceğim. Bugün kopardı. Bir BİM'le A101'e gideceğim. 1-2 alacağım var. Hem de cuma BİM'e ne geldiyse artık ne kaldıysa tabii ki şimdi bir şey kalmamıştır ama bir bakarız. Akşam yemeği zaten hallettik. Böyle kızartacağım için airfryer'da problem yok. Öyle arkadaşlar, bugün de videomu erken paylaştım. İnşallah severek izlersiniz. Beğeninizle yorumlarınızla bekliyorum canlarım. Hadi bakalım. İlk önce buradakine gideceğim. Eğer orası doluysa bizim buradakine gideceğim. Yani Şermin'e gideceğim. Akşam ondan sonra gel dedi Büşra Hanım. Fakat şu ileride Şermin'e bir bakayım. Dur bir dakika, ben doğru yolda mıyım? Kafam bir an gitti. Evet evet. Öyle. Bir oraya da bir bakalım da. Şermin kalabalık değildi arkadaşlar. Kaşı da bıyığı da şu kolları da hallettirdim. 250 TL kaş, 100 TL. Sizin orada ne kadar? Bıyık 50. Kolda yarım kol 100. 250. Dedim hadi vallahi olmayan kaşıma para veriyorum. Ama yapacak bir şey yok. Vallahi kızlar hiçbir şey kalmamış. İlk sticker kitabı. Yok yani bir şey yok. Şu bahçe için gelmiş bunlar. Saksılar. Nereden alırım için? Mustafa'ya çünkü seviyor karamelli. Karameli pek sevmez herhalde o. Şunda kararsız kaldım. Kız hiçbir şey kalmamış. Neliymiş bu? Sade. Şu muzlu da güzel oluyor. Sade de güzel oluyor. Şöyle sade alayım. Ben alışverişimi yaptım. Şimdi hemen karşıya A101'e geçelim. Deminden de takipçimi gördüm. Onunla biraz sohbet ettik. Yine kadınlar matinesi varmış. Gelecek misin? Yok dedim. Gelmeyeceğim. Böyle ayaküstü sohbet ettik arkadaşlarım. Hay halsizlik çöktü. Şu her şeyi bir geçebilsem. Hadi birazcık da A101'de bakınıp sonra eve gidelim. Bu hafta neler geldi kızlar? Herhalde şunlar gelmiş. Ama bu biraz küçükmüş.
kayınvalideme aldım. Ay diyor, Allah razı olsun Aysun senden. Yapıyorum diyor. Arada sırada amcamla yiyoruz. Bardak altlıkları şeyde bu gider kısmına koyuluyor. İngiliz undaki bardak altlıkları gelmiş. Yani gördünüz mü? Çok güzel. Bunlar desenli. Evet, bazı şeyleri görmedik, duymadık, bilmiyoruz aynen. Bunlardan mı alalım yoksa Sultan? Şeyden mi alalım? Dünkü ürünler. Yine bir sürü saklama, düzenleyiciler falan gelmiş. Yiyeceğiz ve canlı yiyeceğiz. Bunlardan mı alalım Sultan? Sultan mı alalım? Hangi şey? Büyük mü alalım, küçük mü alalım? Bakın şunu göstereyim. Bizim orada şeyler var. Bambu 229 TL. Neler aldım arkadaşlarım? Mustafa'ya bisküvi aldım. Pardon ses için, patates kızartması. İnşallah bu güzeldir, erir. Geçen aldığım var ya, hiçbir şekilde erimedi. Şöyle bin vezir. Nasıl, bu eriyor mu acaba? Şimdi böyle iki tane de bisküvi kızıma. O seviyor böyle akşam yemekten sonra. Hatta sabra kadar böyle yer arkadaşlarım. Genç çocuk. İftar hazırlığına başladım. Patatesi güya airfryda yapacaktım. Fakat zamanı ayarlayamamışım. Hemen onu yağda kızartıyorum. Airfryda köfteleri yapıyorum. Birazcık da biber de yapacağım airfryda. Dolmayı ısıttım, çorbayı ısıttım. Sonracığıma bakın kim geldi. Ayşe Nurcuğum geldi. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Buraları toparlayacağız. Biz atla alışverişe. Şimdi böyle bir yerde bir otururuz. Bugün birazcık da keyifle yapmak istiyorum. Aynen. Şeyleri... En son şeye gideriz işte. O çarşıya. Çarşıya gideriz. En son çarşıdan yukarıdaki kafe var ya. Aha, bakalım artık yer bulabilirsin. Yok. Mustafa'cığım da geldi. Patates köftesini de yapıyorum. En sevdiği. Meğersem Ayşenur da bayılıyormuş. Patates köfte. Hatta çorba da istemem, dolma da istemem dedi. Direkt patates köfte. Öyle arkadaşlar, ben şimdi şu işlerime bir bakayım, toparlayayım. Bir 10 dakika sonra ezan okunur. Ezan da okundu arkadaşlarım. Allah'ım kabul eylesin. Nice güzel Ramazanlar sağlıklı bir şekilde görmek nasip olsun inşallah. Peki çorba içmiyorlar. Neden Ayşenur? Çünkü patates var ve köfte var arkadaşlar. Hadi afiyet olsun. Oğlum şunları da alayım. Evet kızlar, biz şimdi yedik. Geç de olsa bir çıktık. Çünkü mutfakta uğraştım. Bunlar olmaz değil mi? Kalın bir de bu kotlar. Arkadaşlar, bunların daha yazlıkları gelmemiş. Mavideyiz. Seninki güzel ama. Var mı ondan bu? Bak bu ince mi? Evet kalın, ben bunları ne yapacağım? O zaman da onlardan bir iki tane vardı. Collins'e bakalım. Polisten alışverişimizi yaptık. Ne oldu? Tamam, hadi geçelim. Unutma diye. Çok tatlı. Neydi onun ismi? Şey, fotoğrafını çektim. Atlet niyetine geçiyor. Şunu aldık. Şunu aslında rengi kızlar. Daha tatlı. Yok şurada. Yok, çok güzelmiş. Krop mu diyorsunuz siz buna? Krop değil. Atlet tarzı. Uzun kısa değil aldım. Vallahi ben de iki pantolon giydim kızlar. Böyle istediğimi bulamadım. Bir de kalın kumaşlar. Şöyle bir bakınacağız. Uzun kollu mu bakıyor? Güzelmiş şeydi. İncecik. Güzel. Şöyle size şu caddeyi de göstereyim. Bakar mısınız? Herkes ürünlerini çıkartmış. Bayram alışverişinde. Şöyle sokaklar cıvıl cıvıl arkadaşlarım. Bir de şimdi çantayı bulurmuşsun. Çok keyifli değil mi? Evet, güzelmiş. Bu da güzelmiş bak. Evet, o da sana göre güzel. Ha. Ne kadar bunlar? Onlar 1000 TL. 1000 TL. Güzelmiş de. Ayakkabımızı sonunda aldık ve gelin kaynana bir aldık.
Sakın demeyin gelinini kıskandı. Zaten bu tarz ayakkabıyı hani istiyordum. Neydi aldıklarımızın isimleri? Ay, Leyla başlayan var ya. Loafer mı? Loafer mı? Galiba. Öyle bir şey. Sporda değil, toplu da değil. Gösterin zaten onlar moda. Yani epeydir de hep bakıyordum. Sadece yani benim baldanda yer var mı? Ha, baldana gideceğiz. Şimdi gel dedim bir de dondurma yiyelim. Ama ben yiyemem. Boğazım şişmemesi gerekiyor. Ya da yiyip kahve içeceğiz aslında. Sıcak kahve içelim. Dengeleriz. Tamam öyle yapalım. Biz şimdi baldana gideceğiz. Oradan Burfaş çekecek. Saça fön de çektim. Saç yine gitti. Buranın dondurması güzel oluyor. Şöyle oturalım bir yere. Bak şöyle de güzel. Bitter alayım. Karadut. Aynen. Üzerine de sos. Fıstık aynen. Benim sade ve limonlu olsun lütfen. 4 tane ondan olsun. Onlar simit mi içindekiler? Mikail bizi alır diye düşündüm. Çünkü kendisi bugün dışarıda yemekteydi. Oradan da kahveye giderdi. Bugün gitmemiş aksilik. İşte bugün de gitmeyeceği tuttu beyefendinin. Aradım dedim Mikail bizi de alırsın. Ben evdeyim dedi Aysun. Ha tamam. Artık neyse tabanlara kuvvet. Yoruldum. Ha? Kız vallahi ışık insanı fark ettiriyor. Burası motor binme yeri mi? Kız kaldırımda motorun ne işi var? Anam yine mi sıra var? Saat 12 olmuş anacığım. Bu millet. Koş Ayşenur koş. Vallahi bu seferki böyle bekleyen insan sayısı daha az. Belki de saatin ilerleyen bir saat olduğu için yani saat 12 olduğu için belki de böyle. Bakalım. Vallahi bir çay içeceğim ben kahve içiyorum. Kızlar bugün hava birazcık soğuk. Bu soğuk filtre mi? Bu? Ay vallahi kızlar ben böyle çay aldım. Çünkü ısınmam gerekiyor. Tamam anneciğim sağ ol. Kesene bereket. Ay kızlar saat 1'e geliyor. Ve havada böyle iyice soğudu. Mikail almaya geldi bizi sağ olsun. Allah razı olsun valla. Dedim Mikail gel. Aa benim şeyim sefer ama bir şey olmaz ceket. Ne? Ceket bir şey olmaz. Ha ceketin mi bende? Aha şöyle. Lirik motor. Ha Mikael karşıda bak. Bana bir motor alıversene. Nasıl? Dur kız. Dur durmuyorlar. Gel. Ya herkes vız 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 geçiyor ya. Geç. Ne haber? Ay. Merhaba. O Galatasaray Göl'deki şef. Şey dedim ki bugün dedim ben de aslında bir gelecektim ama dedim rezervasyonları 15 gün önce. Vallahi dedi kendi anne babamı bile daha getirtemedim dedi. Rezervasyonlar dolu diye. Nasıl güzeldi değil mi yemekleri? Güzel. Ne yediniz? Yedik bir şeyler. %100 et yedim. Dedim şey yapıyorlarmış o arka tarafa da çay kahve servisi artık. Öyle. Arkadaşlarım vallahi yoruldum kızlar. Artık nedense yoruluyorum. Ya Ramazan nedeniyle hani birden böyle aç duruyorsunuz. Birden yemek yiyince onun ağırlığı mı var nedir anlamadım. İyi ki yeleği giymişim. Normalde giymeyecektim ama soğukmuş hava. Serin serin. Alışverişimizi yaptık, ettik. Ben bir sinirlendim. Üf, pantolonlar olmadı ya. Şu üstümde giydiğim pantolonun aynı bedenini giydim olmadı. Ayakkabıyı deneyeyim bakalım. Deneyeceğim. Ya bazen kumaş farkı da olabiliyormuş ama gerçekten bu Ramazan'da iş çığırından çıktı benim için. Yani dikkat etmedim.
Üzgün müyüm? Değilim. Canım sağ olsun. Yedim. Veririz artık. Ramazan bittikten nasıl sonra. Nasıl aldıysak öyle veririz. Aynen. Nasıl aldıysak Allah'ın izniyle öyle de veririz. Hiç problem değil. Bu arada sohbetimizi, muhabbetimizi çok beğenmişsiniz. Böyle sürekli sohbet, muhabbet istiyorsunuz. Bakalım arkadaşlar, keyfimiz de yerinde olduğu zaman, özellikle Mikail Bey'in, ben her zaman full keyfim yerinde de tabii bazen hani inişler oluyor. Genelde Mikail'in ruh hali çok inişli çıkışlı olduğu için yani elimizden geldiğince muhabbetlerimize sizleri de dahil ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten beni seviyorsunuz ama Mikail'i videolarda görmek isteyen arkadaşlarımız da çok fazla. O samimiyeti, o doğallığı size verebiliyorsak ne mutlu bize. Sen bir şey söylemek ister misin canım? Ne söyleyeyim canım? Hayırlı geceler diliyorum. Öyle gençler. Ayşenur, cicilerin nasıl? Sarıldı. Vallahi güzel parçalar aldı. Ben pantolonlarını merak ediyorum. Pantolonlarda eğer kalıp olarak zaten biliyormuş kalıbı. Hayatım nasıl girdin oğlum? Göremedim şu anda. Ben diyorum sana gözlük taksana. Vallahi gitti yani. Bak ona Emre biz yapsak ne der bize? İleride de var baba. Bak ileride de var Mikail. Hoş geldin ya, geçiyor nasılsın? Niye? Biz geçsek arabanın altına vurdun. Gözlerin görmüyor mu dersin? Deminden hızlı şey yaptı. Mustafa benim sürdüğüm arabaya binince kemer taktı. Arkada oturtsa da kemer taktı. Mustafa uyumuş ya. Uyumuş mu? Ayda simit aldım ona Mikail. Çanakkale gezisi varmış onların da. Yarın da Mustafa'yı alayım arkadaşlar. Öyle. Yani iki gün yoruldum cidden. Seni bırakıyoruz değil mi? Bize gelmiyorsun. Yok yok. Ah tamam. Saçını da yağlayacakmış gerçi. Annesi o bakım yağından sürecekmiş. Uyumuş mu? Ama kadın ne yapsın kızım? Sen de yarın yaptır. Şimdi anneni kaldırma bu saatte. Rahatsız etme. Zey. Tamam yarın yaptır. Yok ya, Zeynep, Zeynep de uyumuştur. Geldim. Dur Zeynep arayayım, Zeynep uyu diyeyim hemen. Yok. Ayşenur geliyor. Bana lazım ya da en kötü sahurda uyanacaklar. Elimayı vereyim mi? Evet. Ver ver ha, Emre. Ver ver. Kız bir sürü helva var evde, al. Yiye şey. Konuşamadım, yersiniz. Ayşenur'un şu an haline bakar mısın? Tıkamasa. İyi akşamlar. Hadi iyi geceler, hadi sağ olasın. Hadi iyi akşamlar. Geçti mi? Dur içeri girsin. Koş Ayşenur, koş, saçlar yağlanacak. Hadi bakalım. Biz de şimdi evimize, canlarım benim. Vallahi Edit'i nasıl yapacağım bilmiyorum. Hem yoruldum hem üşüdüm. Yani yelek giydim ama yine üşüdüm. Mustafa şimdi 10 gün sonra mı gidecek? Evet. Anne diyor çoraplarım yok, hiç kalmamış. Hiç kalmamış ha. Benim çoraplarım hepsini aldı. Çorap alalım. Ama şu an o benden korkuyor biliyor musun? Niye korksun? Ben diyor abim. Ben ona dedim ki. Evet çoraplarını aldım bak, dedi. Ne bir çorabım kaldı dedim, ne bir tişörtüm Mustafa dedi. Oğlum o senin tişörtlerini aldı. O yazın gel okul bitti mi getireceğim, hepsini göreceğim dedi. Şimdi şey yapıyor, nasıl şey yapacağını bilmiyor. Bugün köfteye bir yumuldular. Bugün bir yedim, bir yedim. Ayşenur da ben çorba morba yemem dedi. Köfte yiyeceğim, patates. İkisi oturdu güzel. Pidenin arasına koydular. Mayonezi, ketçabı da koydular. Allah. Yesinler. İyi yediler ama. Ayşenur diyor bugün bayağı çok yedim. Yesin oğlum, aman ne olacak. Acıkmış denen. Acıkıyor da insan. Ramazan'da diyet olmuyor ki. Zaten gün boyu diyet yapıyor. Gün bir düet yaptım ama nasıl alıyoruz anlamıyorum. Aman ne yapayım canım sağ olsun. Ölümlü dünya. Ölümlü dünya. Yiyen de ölüyor, yemeyen de. Çamaşır makinesinin düğmesine bastım. Bazen unutuyorum. Bu video çekerken var öyle bir ses geliyor ki böyle arkadan. O bile beni rahatsız ediyor. Eminim sizleri de rahatsız ediyordur. Videoyu kesmek zorunda kaldım. Mikail aradı. Akşama iftarı da yokmuş. Artık ona göre bir plan program çizeriz artık. Akşam yemeğine ne yaparız, ne ederiz? Mustafa'ya sorayım, Emre'ye sorayım. Ne isterlerse ona göre hareket ederiz. Dün akşam geldiğimde videonun da kapanışını yapamadım. Direkt üstümü değiştirdim. Kız bir de var, bacaklarım falan da baya böyle ağırdı. Kollarım, bacaklarım ki sanki sırtımda böyle taş taşımış gibi yoruluyorum. Ne diyecektim?
Ha, yorumlara döndüm kızlar. Tüm yorumlarınıza döndüm. O güzel yorumlarınız için, güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Kız, iyi ki sizleri tanımışım. O yorumlarınızı okuyunca var ya böyle yüzümde, yüzüm hep böyle. Bazen Mikel diyor ki niye gülüyorsun? Diyorum çok güzel böyle yorumlar yazıyor. Arkadaşlarım böyle yorumlarını okuyunca çok mutlu oluyorum Mikel. Allah razı olsun canlarım benim. Sizin de sevenleriniz çok olsun. Tekrardan Rabbim nice güzel Ramazanlar görmeyi nasip eylesin. Sağlıkla, sıhhatle, hep beraber inşallah arkadaşlarım. Şimdi ben dün akşam aldığım ayakkabıyı göstermedim. Onu bir göstereyim. Ama Ayşenur'un aldığı ayakkabı benim bu aldığımdan daha da güzel. Ayşenur'a aldıklarımı da tek tek böyle göstermedim. Zaten söyledim ne yaptığımı, ne ettiğimi canlarım benim. Üstünde de görürsünüz. Belki kendisi söylerse, hani söylemek isterse söyler. Güle güle giysin. Vallahi güzel parçalar seçti. Güzel de kombinler. Ben onu her zaman alırım zaten. Elimden geldiğince... Keza aynı şekilde Mikail olsun. Şimdi ayakkabımı da göstereyim. Ondan sonra hemen videomu yükleyeyim. Sizlerle buluşalım akşama inşallah. Beğenilerinizde, yorumlarınızda şöyle arkadaşlar çok yapalım. Çok çok yapalım ki böyle etkileşime düşsün kanalım. Ve birçok kitleye, birçok böyle YouTube izlemeyi seven arkadaşların önüne düşsün kanalımız. Şöyle bir şey de var. YouTube videosunu izleyen birçok arkadaş var. Birçok milyonlar yani böyle. Kimisi belgesel sever, kimisi doğa sever, kimisi yemek kanalını sever, kimisi böyle günlük vlog sever. Günlük vlog seven arkadaşlar da genelde izlediği kişiden o samimiyeti, o sıcaklığı alması çok önemli. İnşallah o samimiyeti, o sıcaklığı sizlere verebiliyorumdur. Veriyor muyum arkadaşlarım? Elimden geldiğince böyle hani dolu dolu güzel vloglar çekmeye çalışıyorum. Bazen dolu dolu vloglar da olmuyor. Modunuz olmuyor gün içerisinde. Bazen enerjiniz düşük oluyor ki ne kadar enerjimiz düşük düşürmeyelim desem bile ben. Bazen oluyor arkadaşlarım. Hayat şartları. Allah sevenimizi çok yapsın. İnşallah bu ayakkabının ismini doğru söylüyorumdur. Loafer diye geçiyor. Bunun parlak olanları da var. Aslında ben parlak olan alacaktım ama sonra fikrimi değiştirdim. Yok dedim ya mat daha böyle hoşuma gitti. Ama Ayşenur'un parlak. Ama onun parlaklığı çok güzel. Çok da hoş. Hatta onun topuk kısmı da farklı. Aynen şöyle aldım. Fakat 2 numara arasında kararsız kaldım. 40'da tül çorap giydim orada. 40'da ayaklarım yani şu kısımdan topuğum rahatlıkla böyle... Hatta bir azıcık bir boşluk da oldu. Sanki ayağım içinde oynuyor. Bunu giydim. Bu da 39. Tül çorapla giydiğimde tam oldu. Dedim ben bunu alayım. Ama şeyle giyemiyorum. Babet çorap var ya. Onunla giyemiyorum. Onunla sıktı. Ama tül çorapla çok güzel oldu. Bir şöyle 2-3 tane de bugün çarşıya çıktığımda babet çorap alacağım. Vallahi canlarım. Bunun fiyatı... 800 küsürdü. Şöyle iki tane de keçe bıraktı oradaki oranın sahibi. Şu da dursun. Nasıl? Beğendiniz mi? Ama cidden kotların altında süper duruyor. Şurada leke olmuş. Kotların altında, kumaşların altında harika duruyor. Bunun bir de aslında Ayşenur'la ikimiz de şey dedik kremini istiyor. Belki o kreminden de alır. Ben de böyle alabilirim. Çünkü cidden çok hoş duruyor. Erkek ayakkabısı değil mi? Şimdi belki bazıları yazar aynı erkek ayakkabısına benziyor ama bu sene bunlar aşırı moda kızlar. Evet. Hadi bakalım. Ben kaçar. Görüşürüz. Öpüyorum sizleri. Sizleri çok seviyorum.